Herkese merhaba. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kaliteli hem de uygun bütçeli vücut çatlaklarını önleyici bakım yağı tarifimi paylaşacağım. Ben miktarı günde bir sabah bir akşam uygulayacaklar için ortalama 2 hafta deneyip etkisini test edebileceğiniz miktarda paylaşıyorum. Memnun kaldıktan sonra miktarları 2-3 katı arttırarak karışımı daha çok şekilde hazırlayabilirsiniz. Karışımımızdaki ana malzeme Ayçiçek yağı, 4 yemek kaşığı ayçiçek yağını kabımıza ekliyoruz. Sonrasında 1 yemek kaşığı da aloe vera jelimizi ekliyoruz. Ayçiçek yağı gözenekleri tıkamadan cildi derinlemesine nemlendiren en faydalı yağlardan bir tanesi. Birçoğumuzun mutfağında da zaten bulunduğundan ve uygun maliyetli olduğundan bu tarifte bu yağı kullanıyoruz. Aloe vera jeli de özellikle hamilelikte aşırı gerilen ve kaşınan cildi rahatlatmak için kullanıyoruz. 10 adet de kolajen kapsülü ekliyoruz. Bu kolajen kapsüllerinin içinde E vitaminden var. Bu kapsüller de cildinizin elastikiyetini destekleyecek. Bu kapsüller ve aloe vera jeli gratiste satılan B-Beauty Be markasına ait. Gratisin indirimlerinde alıp stokluyorum ben bunları. Birçok karışımda da kullanıyorum. Size de o şekilde almanızı tavsiye ederim. Normalde ayçiçek yağını vücuduma direkt uyguladığımda evet yumuşacık yapıyor ama kokusunu pek sevmiyorum. Bu kolajen kapsüllerini kullanmamın bir diğer nedeni de Karışımı çok güzel kokan hale getirmesi. Dışarıdan alacağınız yüzlerce liralık çatlak bakım kremlerinden çok daha etkili ve uygun fiyatlı bir bakım yağı oldu. Bu karışımın 4-5 katı miktarı fazlasını yaptığınızda bile karışımın maliyeti 50 lirayı bulmuyor arkadaşlar. Elbette aloe vera jeli ya da kolajen kapsüllerini kullanmadan da sadece ayçiçek yağını da uygulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ayçiçek yağını üzerinize sürdüğünüzde direkt kızartma gibi kokuyorsunuz. Ben de bundan pek hoşlanmıyorum. Maliyeti çok düşünüyorsanız sadece ayçiçek yağını da kullanabilirsiniz. Ama birazcık daha zenginleştirilmiş, birazcık daha etkili bir bakım yağı istiyorsanız malzemeleri bu şekilde uyguluyorsunuz. Şu eklemeyi de yapayım mutlaka. Arkadaşlar çatlak oluştuktan sonra ona isterseniz binlerce liralık yağ alın. O çatlaklar oluştuktan sonra geçmiş olsun demekten başka bir çare kalmıyor. Bu tarz çatlak bakım yağları ya da kremleri cildinizin çatlamaya meyilli olduğu dönemlerde kullanmanız ve çatlama öncesinde kullanmanız gerekiyor. Çatladıktan sonra pek yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Karışımı deneyin. Deneyimlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.